9 aydır İsviçre'ye gelmişim. Ben bir mülteciyim. Hayatım belli değil. Yani hala bekliyorum. Burada oturuyorum şimdi. Yaşama yerim, oturma iznim yok. İsviçre'de kampta bekliyorum hala. 9 ay içinde ne oturma iznim var, ne uykum var. 5 kez psikoloji doktoruna gittik, kafayı kaybettik. Ben bilmiyorum burada neler geçiyor, ne geçmiyor. Annem vefat etti. Annen eline verdim. 6 ay yer altında bir yere, bunlar diyorlar ki bunker diyorlar, yer altında kaldım. Kafalar gitti arkadaşlar. İlk kampta 6 ay kaldım. Çok pis, bilmiyorum yani, bir parça yerde, affedersiniz ama gerçek bir şeydir yani. Çok küçücük bir yerde, yani sağda sol tuvalet var, solda yemek yeme yeri, ortada yatak yeri, öbür tarafta da duş alma yeridir. 6 ay oraya kaldık. Ben bu hayatta bir şey göremedim. Ha. Yer altındaydı şöyle, bir han gibi bir yerde. Ama çok pis. Her millet her taraftan geliyor. Hala gelmeye millet devam. Herkesin bir sıkıntısı vardı. Sıkıntı altında kaldım. Daha belli değil. Burası İsviçre'deki kanun çok zor arkadaşlar. Biraz yani bayağı bekletir insanı. Bilmiyorum bunlar niye bu mültecilerle böyle davranıyorlar. Suç nedir? Bir mülteciyi götürüyor, yer altına atıyorlar. Çalışamıyorsun arkadaşım. Oturma iznin yok. Hepsinin boş verdi. Senin uykun yok. Ben kafayı kaybetmişim arkadaşlar. Yani insan böyle olamaz. Bir önemli değil, sen kimsin, kim değilsen, nereden geldin, nereden gelmedin. Adın ne bilmiyorum. Müslüman mısın? İsevi misin bilmiyorum. Yahut musun bilmiyorum. Aya mı tapıyor musun bilmiyorum. Denize mi tapıyorsun? Önemli bu değil arkadaşlar. Önemli olan senin içinde bir parça kalp var. İnsan mısın? Biraz insanlığı tanıyor musun? Kimse yani bir mülteciyle böyle devranmamışlar. Bu hayat beni mecbur etti. Bu soruna kaldım yani, geldim şimdi. Burada hala bekliyorum. Baktım sağ sol, her tarafa gittim. Hatta hala arıyorum. Bir iş aramaya çalışıyorum kendime. Ta 4 kuruş para alayım. Onların veren parası bana bir şey olmaz ki. Ayda veren parası benim sadece yemek paramdır. Ben ayakkabı, bilmiyorum başka falan filan bir şey alamazsan o para sana yetmez. Hala iş arıyorum. İş bulamadım. Adam gidiyor. Çalışmaya gidiyor. Oturma izni yok. Sana veren kart, ne bileyim, her ülkede oturmuşsun. Ben misalın yani oturduğum ülkede şöyle bana küçücük bir kart vermişler. Bu kart benim işimi görmüyor arkadaş. Adama gidiyorum. Kolay gelsin abi, çalışmak istiyorum diyorum. Mülteciyim, sıkıntım, sorunum var. Çalışamazsın. Ondan sonra bu durum seni mecbur ediyor. Okul diyorlar. Sen okula gidiyorsun. Abi okula oturuyorsun. Senin kafan nerede? Sen neyi düşünüyorsun? Kafa yerde değil. 9 aydır buraya gelmişsin. Hala dilden bir kelime anlamıyorsun. Senin kafan, beynin yerde değil. Beyin aileyi düşünüyor. Beyin bir şey düşünüyor. Gece yatağa gidiyorsun. Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun. Hap alıyorsun. Bir şey çalışmıyor. Uykun yok. Ben kendi ailemin. Annemi kaybettim. Kalbimin bir parçası. Daha hala unutamıyorum. Ama hayatım da belli değil. Ne olacak, ne olmayacak. Ağladım yani hala. Açıkını söylersem şu ana kadar. Uykum yok. İlaçlarım var odamda. İlaç alıyorum. Doktor bana diyorlar ki demişti ki sen her geceye bir tane ilaç, bir saat yatmadan önce ilaç almalısın. Ben her gece 2 tane içiyorum, ilaç çalışmıyor. Haplar çalışmaz. Canım tehlike altında. Gidemem. Derbe yemişim. Benim bütün canım, her tarafım yaralı. Kesik her tarafım. Kemik memeğim kuru. Gidemem. Gidersem ters keserler adam bizi. Beni ters soyarlar. Burada ne, hala bekliyorum. Burada bekliyorum. Kilitlenmişim. Bir şey elimden gelmiyor. Kendi ailemi de özlemişim. Küçük kardeşim, biraderim, babam. Ama gidemem.